Hoş geldiniz Emriye'nin mutfağına. Bugünkü menümüzde peynirli börek yapacağım sevgili takipçilerim. Şimdi malzemelerimiz. Bir su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı suyumuz var. Çeyrek çay bardağı yağımız var. Çeyrek. Yarım mayamız var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı da mayamız var. Şeyimiz var, şekerimiz var. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, tasımızı alalım, hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Burada da 4 bardak unumuz var sevgili takipçilerim. Ben videomun altına yazarım, oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi suyumuz, sütümüz ılıktır. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sütümüzü, suyumuzu katalım. Yağımız 1 çay bardağı çeyrek. Mayamızı da katıyorum. Yarım maya. Şekerimizi de katıyorum. Tuzumuzu unumuzun üzerine dökeceğim. Mayamızı şu tabağın dibine yapışmış. Şimdi güzelce de çırpıyorum sevgili takipçilerim spatula ile. Ondan sonra elinden yoğuracağım. Unumuzu da lütfen kontrollü ekleyelim. Şimdi unumuzu boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Unumuza da azar azar ekleyelim. Tuzumuzu da ekliyorum. Şimdi birazcık spatula ile yoğuralım, ondan sonra el ile yoğuracağım. Çok güzel bir peynirli börek yapacağım sevgili takipçilerim. Bugünkü menümüzde de bu vardır. Çay saatlerinde içebilirsiniz. Sevgili takipçilerim, bu biraz yumuşak oluyor bunun hamuru. Ben bir yarım bardak daha ekledim. 4,5 bardak unumuz oldu. Ben yarım bardak daha ekledim. Videomun altına yazarım. Ununa göre değişir mesela. Unu çok, bazen su, un çok su alıyor, bazen de az su alıyor. Bizim unumuz demek ki biraz yanık undur ki yarım bardak fazla un koydum. Yumuşak gibi görüyorsunuz. Çok yumuşak. Çok yumuşak bu. Şimdi hamurumu yoğurdum sevgili takipçilerim. Çok da güzel pürüzsüz bir hamur oldu. Şimdi üzerini örteceğim. Sobalı odaya koyacağım. Yarım saat kadar dinlenecek bu. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerini de örtelim. Mayalandıktan sonra görüşürüz. Şimdi yeterince hamurumuz mayalandı. Fazla mayalatmıyorum sevgili takipçilerim. Yarım saat eklettim. Şimdi azıcık masaya yağ sürelim. Ellerime de yağ sürelim. Şöyle bezelerimizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bezelerimizi alalım. Küçücük küçücük beze alacağım. Şöyle. Çünkü bu biraz yumuşak hamurdu. Bezelerimi aldım sevgili takipçilerim. Şimdi 5 dakika veya 10 dakika kadar bekleteceğim. Azıcık yağladım sevgili takipçilerim. Şöyle önceki düşmüşlerden alalım. Azıcık da üstüne yağ sürelim. Şimdi güzelce bunu elinden açalım. Yani
Yuka açamayanlar böyle de yapabilir sevgili takipçilerim. Yumuşak eder azıcık. Çünkü masamız biraz naylon olduğu için fazla açamıyorum, yapışıyor. O yüzden fazla açamıyorum sevgili takipçilerim. Şöyle yapalım. Zaten bezelerimiz ufak. Fazla büyük beze de değil. Şöyle peynirimizi de atalım. Bir de böyle sürelim, dürelim sevgili takipçiler. Yalnız bunu hafifçe düreceğiz. Fazla sık dürmeye gerek yok. Şöyle. Şöyle altına da gizleyeceğim ucunu da. Tepsimize yerleştirelim. Çok da yumuşak şeyimiz. Hamurumuz yumuşacık. Açık üstüne de yağ sürelim. Böyle evine açalım sevgili takipçilerim. Şöyle uzattıralım. Naylon olmasa güzel açılacak da naylon olduğu için tahta olsa tahtada daha güzel olur. Tahtamızı da yağlamaya vurmadım ki yağlanmasın diye sevgili takipçilerim. O yüzden şimdi peynirimizi de şu araya koyalım. Şimdi üçüncüsünü yapıyorum sevgili takipçilerim. Şöyle. Ama bu hamur çok yumuşak hamurdur. Belki yumuşak hamuru yapamayan da olabilir. Yağımızı sürüyoruz masamızın üzerine. Biraz da şöyle sürelim. Ondan sonra açalım sevgili takipçilerim. Şöyle. Şöyle elinle de çekiştirelim. Çok güzel bir peynirli böreğimiz olacak sevgili takipçilerim. Şimdi sevgili takipçilerim bunu da aynı öyle yaptım. Şöyle çok yumuşak hamurumuz. Ha, öyle bildiğin hamurlardan değil bu, çok yumuşaktır. Öyle alalım beni de. Azıcık buraya yağ sürelim. Üzerine de sürelim azıcık. Da güzel oluyor ama yapması biraz tabii ki zor oluyor. Çünkü yumuşak olduğu için yapması biraz zor oluyor. Herkes de yapamaz. Yani oklavayı yuka açamayanlar için bu da. Eğer yaparsalar bilemiyorum artık. Şimdi buna da peynir katıyorum. Beyaz peynirimiz kaşar. Şöyle atıyorum sevgili takipçilerim. Naylon olmazsa şeyimize, ağacı olsa çok güzel olur da naylon olduğu için yapışıyor. Ne yapacak? Ağacımız da yok, tahtamız var da kıymadım vurmaya ki ya olmasın diye vurmadım. Şöyle de edelim. Yani
gelmesin. Mübarek kendi için geri çekiliyor. Yağlı olduğu için masada geri çekiliyor. Hiç elimden o bir tarafa kaçamazsın, hiç kurtulamazsın benim elimden. Nereye kurtulacak? Şimdi diğerlerini açacağım sevgili takipçilerim. Şimdi sonuncusunu yapıyorum sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim 15 dakika bekleyecek. 15 dakika sonra yumurtasını sürerken görüşürüz. Çok güzel kabardı sevgili takipçilerim vallahi. Şimdi yumurtasını sürüyorum. Yumurtasının içine de azıcık bir tatlı kaşığıyla şey koydum. Süt koydum. Bir de bekmez koydum. Bir çay kaşığı. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yumurtasını sürelim. Yumurtasını sürelim sevgili takipçilerim. Çok güzel kabarmışlar vallahi. Yapışı da güzel oldu. Kabarması da çok güzel oldu. Çok muhteşem oldu yani her şey. Ne diyersen değer yani muhteşem. Sevgili takipçilerim yumurtasını sürdüm. Önceden Emine Sultan acıktık mı? Acıktım Ahmet, acıktım. Ben çok acıktım diyeyim. Ben babanım. Tamam acıktıysan abi düşecek ya Ahmet. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Yeni virüs çıkmış, X hastalığı diye. Babaanne bu virüs hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim? Allah ne yazmışsa olur. Ne düşüneceğim? Düşüneceğim bir şey yok Ahmet. Neyse durdur usta. Böreğimiz pişti sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu. Çok da muhteşem oldu. Çok güzel oldu vallahi. Böreğimiz servise hazırdı. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Sevgili takipçilerim hoşça kalın, dostça kalın. Emriye'nin mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günler. Acıktık mı? He acıktık Ahmet. He acıktık. Senin bu acıkman beni öldürdü Ahmet. Çok güzel oldu vallahi. Çok da güzel kabardılar. Çok muhteşem. Üstün ayısı altıda olur sevgili takipçilerim. Üstü nasıl pişmişse altıda öyle pişmiştir. Ben fotoğraf çekeceğim için ben kırmıyorum. Adetim değil kırmak. Kırmıyorum sevgili takipçilerim. Hadi görüşürüz.